Tüm kullanıcılarımıza merhaba. Bugünkü aracımız Toyota Land Cruiser. Efsane bir araç. Aracımıza 3 takım vitrenç uygulaması yapıldı. 1 tane limbas uygulaması yapıldı. Ve multimedya uygulamamız yapıldı. Teker teker göstereceğiz. Arka taraflarına orijinal yerlerine vitrenç, hatta bunlar mid-bass, biraz daha üst bir model. Forex'in sol köşeye gördüğünüz gibi orijinal amfisini taktık. Bu aracın normalde amfisi de orada. Tüm kablo tesisatı yenilendi. Silin basımızda güzel bir şekilde konuldu yerine ve daha çalışması yapılacak. Ön tarafı gidelim. Sol kapılarda herhangi bir oynama olmadan içlerine 10 cm çapında mitrenç uygulaması yapıldı. Forex'in yine. Ön kapılarda bu araçta hoparlör yok. Torpido da direksiyonun altında 10 cm çapında bu şekilde yerleri var. Buraya takmak fretiyle kullanılıyor. Aracımızın içerisine oturduğumuz zaman 12.3 inç bir multimedya uygulamamız var. Herhalde Türkiye'de kimse yapmamıştır. Göstereyim ben detaylı. Aracın torpidosunda herhangi bir kesme, deformasyon yok. Normalde burada saat bölümü var, havalandırma var. Onları iptal etmek suretiyle yaptık. Şöyle gösterirsek daha hoş olur. Aracımızda multimedya uygulamamızı tarif edelim. Cihazımız 4 GB RAM'li. Daha sonra 64 GB hafızalı. YouTube'umuz var. Wi-Fi'miz zaten var. Videomuz var. Tüm videoları seyredebiliriz. Devam edeyim. APK yükleyicisi sayesinde tüm programları indirebiliyoruz. Ayarlar bölümünde cihazın ses ayarları, ekran ayarları, Wi-Fi ayarları ve cihazın Play Store ile alakalı kişisel ayarları, fabrika ayarları, her şey A'dan Z'ye burada. Daha sonra Bluetooth'umuz var. Direksiyon ayarları bölümü var. Bu araçta direksiyon kumandası yok. Fakat yapılabiliyor. Joystick sistem koyduk bu arabaya. Dosya yöneticimiz zaten kendi içerisindeki cihazın medyası ile alakalı veya kullanımı ile alakalı. USB'lerimizle alakalı dosya yöneticisi. DSP'ye geliyorum. DSP'de 32 bantlı bir equalizer'ım var. Ve gayet başarılı. Mobil uygulamaları dediğimiz CarPlay. CarPlay ve Android Auto uygulaması var cihazımızda. Eşleştirmedik daha. Kullanıcımızın telefonu üstünden eşleştireceğiz. Play Store'umuz var. Müzik menüsü de şu şekilde. Burada direkt USB'mizin içerisindeki her şeyi görmek suretiyle çalışıyor. Renk dediğimiz cihazın renk seçenekleri mevcut. Sesi de dinleyelim. Aracımızda 6 kanal bir amfi var. Kullanıcımız akustik ses istiyor. Böyle bangır bangır yüksek ses değil de kendisinin duyabileceği ve high end, yani kendi içerisinde performans istiyor. Bundan dolayı ona özgü bir ses yapıldı. Sonda bile bozma yok. Thank you.
kullanıcımız özellikle akustik istediği için bu şekilde bir ses sistemi koyduk. Gayet de başarılı. Yüksek seslerde ve orta seslerde inanılmaz kaliteli. Uygulamalar tamamen el emeğidir. Kullanıcılarımıza hayırlı olsun.